Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar, Yasmine Nefis Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bolu, arkadaşlar, Bolu'da Gölköy, Abant'a yakın yerdeyiz. Bir mekandayız. Bak sen. Burada bir pisi pisiye rastladık sevgili dostlar. Ne yapıyorsun sen? Pisi. Senin sarı pisi seni. Pisi. Senin pisi. Barış da geliyor. Sarı Barış. Gördün mü pisi oğlum? Bak sen gelince kaçtı Barış. Arkadaşlar, Gölköy. Göl var. Köyü var bir de bunun. O yüzden Gölköy. Hep beraber geldik. Annem de burada. Öyle bir dolaşarak. Hayır, düşeceksin. Barış da burada. Bana düşecek. Düşmez anneciğim, o pisler düşmez. Böyle böyle arkadaşlar yerler yapmışlar. Böyle sıra sıra buraya oturuyorsunuz. Kışın brandalar kapanıyor. Yazın açık. Akşam üzeri arkadaşlar. Doğa böyle. Abant'a çok yakın yerdeyiz. Üniversite sapağının oradan giriliyor Bolu'ya girerken. Arkadaşlar, gelirseniz size şöyle tarif edeyim. Bolu'ya girişte arkadaşlar. Otoyol üzerinde sağ tarafta üniversite araştırma hastanesinin yoluna girip arkadaşlar oradan Gölköy'ü bulabilirsiniz. Buradan yolunuz düşerse, geçerseniz yani tavsiye ederiz. Çok yakın. Oradan hemen bulabilirsiniz arkadaşlar. Sapağa girdikten sonra bir 4-5 kilometre sonra buraya ulaşabilirsiniz. Bolu'nun güzel yerlerinden birisi burası da. Ama göl suları çekilmiş değil mi? Ben varım Barış'la abi. Anne, Barış düşmesin ama. Arkadaşlar şöyle gezelim. Önce size bir giriş olarak yeri tanıtmak istedim sevgili dostlar. Burası böyle. Arkadaşlar, gölün kenarından geliyorsunuz, geliyorsunuz. En son bu mekana geliyorsunuz. Bakın böyle yerler yapmışlar. Çok güzel. Burada ablamın çiçekleri var. Orayı da ekmiş abla. Ben de biraz önce arkadaşlar bu çiçeklerden tohum aldım. Balkonuma dikeceğim. Abla da dikmiş orayı, bakın. Bir şeyler dikmiş. Güzel. Böyle arkadaşlar. Bir şeyler yiyeceğiz. Göl suları yalnız çekilmiş sevgili dostlar. Daha fazlaydı. Biz bir kere geldik. Gölün suyu fazlaydı. Burada köy var sevgili dostlar. Dediğim gibi. Gölü gösterelim şöyle. Bolu'ya yakın. Bolu'nun dışında kalan köylerden biri burası. Böyle sevgili dostlar. Bir de böyle gösterelim. Oldu arkadaşlar. Şu neymiş ya? Bak bu limon. Limon bu. Anne. Gördün mü? Limon ağacı bu. Ana sarmış. Limon ağacı, bak dikenleri var. Bu delisi. Evet. Aşılanacak bu, dikenli oluyor. Ha. Eğer aşılanmamışsa dikenli oluyor. Aşılanırsa limon biter. Evet. Ama limon ağacı bak kocaman, evet, olmuş. İşte benimkiler. Gördün mü? Bak onu? Küçücük. Gördün mü? Bak, evet, küçücük saksı da bu kadar büyümüş. Evet. İşte ben de böyle peçi şey dikeceğim sonra anne, ağaçlarımı. Konduru ve böyle. Böyle kocaman olacak. Bak aşı da, aşı da yapılır yani. Şuradan kesersin. Şöyle kestin, evet, mi? Şöyle aşı olur. Aşı yapılıyor yani. Böyle. O bir tane limondan aşı yapılıyor. Yalnız diken çıkmış. Hmm. Aşılanmazsa böyle diken oluşuyor. Eğer diyorlar. Eğer senin limonun büyümüş olaydı. Ha. O gittiğimiz Antalya'da. Antalya'da limon ağacından. Ben bir dal alırdık. Aşılardık. Aşılamıyorum. İşte böyle gittiğin yerde limon ağacına rastlarsan, evet, dalı koparacağım.
getirip. Biraz büyüsün limonum. Evet. Benim şu kadar oldu limonum. Büyür, büyür. İşte bak ama abla büyütmüş limon ağacı bu ya. Evet. Öbürü neydi? O da limon anne. Ya mandalin, limon ama bu yapraklarından belli. Hmm. Yaprakları koyu yeşilse mandalin oluyor bu limon. Limon, evet. Sorarız şimdi. Bak hurma bile çıkmış. Doğurma. Böyle arkadaşlar, güzel limon ağacına ya rastladık. Bir de şöyle gösterelim. Şu evi göster, beni çek. İçine bakın girin arkadaşlar. Böyle küçük küçük yerler yapmışlar. Kışın bunun içinde soba yakıveriyorlar gelenlere. Evet. Soba kuruluyor. Ha. Ne güzel. Çok güzel. Böyle sevgili dostlar. Böyle sıra sıra 7-8 tane kapalı mekanı var. Güzel ya. Güzel. Böyle. Şura çok güzelmiş. Yatacağım şimdi. Vallahi. Kışın geldiğimde hem de saatlerce otur hiçbir şey demiyorlar. Evet. Biz de şuraya oturduk arkadaşlar. Biz de buraya oturduk. Oh. Ay. Ah, tango tungur ediyor tahta. Bir de kışın garda geleceğim buraya. Evet. Değil mi? Yasin kışın burada olursa bir de gar yarar kangeler. Ne güzel olur. Oldu arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.